Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koşerdin. Şimdi bu arada bir canlı yayınlara falan başladık. Şimdi hali ne oluyor? İnsanlar merak ediyor. Yüksel abi, bireysel silahlanma, bireysel silahlanma. Bakın şimdi, öncelikle bizler de bireysel silahlanmayı destekleyenlerdeniz. Ama buna karşılık tabii ki bilinçli silahlanmayı destekleyenlerdeniz. Ama buna karşılık şimdi bunu yaparken tabii ki her Türk'ün kendini savunabilme hakkına eşit ölçüde ister istemez sahip olması gerektiğine de inananlardırız. Ama buna karşılık ülkemizde gerçekten ciddi bir eğitimsizlik var. Bu anlamda ister istemez insanlara bu imkanı yaratınca insanlar çok da iyi eğitilmesi gerektiğini düşünen insanlardanım aynı zamanda. Bakın, size şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz Amerika'da insanlar pek çok şekilde hani silah taşıyabiliyorlar. Büyük silahları da taşıyabiliyorlar. Hatta bazı eyaletlerde otomatik silahlar bile taşıyabiliyorlar. Bir miktar dengesiz Amerikalıyı saymazsanız insanlar sokaklarda aslında hani genelde otomatik silah falan taşımıyorlar. Geçmişte görüldü bazı şeyler ama şimdi bunlar daha çok terör alarmı falan gibi çeşitli şeylerde insanların böyle morali bozuldu zamanlarda olmuş. Ha burada Amerika'da polis yüzbaşısı bir akrabam vardır. İşte o. Şimdi onun aracılığıyla aynı zamanda öğrendiğimiz bazı şeyleri de aktarıyorum sizlere. Bu arada yürüyorum. Biraz da hani yokuş biraz fazla hareket ettik falan derken biraz nefes nefeseyim. Bir de konuşuyorum. Şimdi bakın. Bizim akrabamın bir söylediği bir söz vardır. Ya Yüksel dedi. Bir gün konuşuyoruz. Bayrama gelmiş. Amerika'da pek çok insan istediği gibi taşıyor da bu meneti. Ya dedi. Biliyor musun? Bu hakkı var da hani insanların geneli silahsız dedi. Şimdi yani silah taşımıyorlar dedi. Pek çoğu silah taşımıyor dedi. Şimdi oysa bu adamlar hani bazı eyaletlerde hani göstere göstere de silah taşıyabiliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ona rağmen hani bu silah denen şeyin hem riski hem sorumluluğu o kadar ağır ki insanlar ister istemez hani toplumun eğitim süreci içerisinde hani bu gerçeği de görmüşler. Mesela biz de hepimiz silah taşıyabiliriz. Niye? İşte iş savaşı var, şunu var, bunu var, bir dünya şey. Ama arkadaşlar bakın burada bahsettiğimiz şey öyle bir şey ki esasında bu tip riskler öngörülebilir riskler. Yani bu öngörülebilir riskler itibariyle iyi görünüyor değil mi abi bir ses? Her neyse boşverin. Şimdi bu öngörülebilir riskler nedeniyle esasında dışarı çıktığımız zaman hani silah taşımamız gerekecek mi gerekmeyecek mi bunu esasında hesaplayabiliyoruz. Hani elin adamı artık düşünebiliyor musunuz? Yani toplumun hani ilerleme süreci içerisinde hani böyle bir aşamaya kadar kişi getirebilmiş kendini. Şimdi bu da yine suça ve olaya hani bir bakış açısı gerektirir. Pek çok kişi doğrudur. Hani bu şeylerden bayağı bir korktu. Bu anlamda her zaman silah taşıyabilmek istiyor. Şimdi bakın silah taşıyabilmek hakkıyla her zaman hani silah taşımak da aynı şey değil. Her zaman silah taşıyan bir insan söz konusu olduğu zaman hani ben de gene pek çok kişinin gözüyle o kişilere bakmaya hani başlayıveriyorum. Hani bizim hayatımız güvenlik öncesi hani şimdi yakın korumalık, silahlı korumalık. Hani şimdi olayın bana risklerini de anlatmayın. Risklerini biz de biliyoruz. Ama ona karşılık hani yani benim olayım artık silah taşımaktan hani erinmek değil. Gerçekten mesela ne bileyim bir adi saldırı hani yan kesicilik şu bir soygun moygun falan söz konusu olsa diyeceğim ama Türkiye'de onlar da pek olmuyor. Şimdi bu gibi ihtimallere karşı silah taşımaya kalksak gene zemin anlamında hani bunu hesaplayabiliriz. Toplumun sosyolojik olarak hani bir araya geldiği şeyler meyler falan yani insanın düşünmesi lazım. Üste taşınan silah kişiye fevkalade yüksek bir aslında hani güven veriyor. Ama bu da önemli bir aynı zamanda sorumluluk gerektiriyor.
Allah göstermesin ya. Zaten şu anda tabancaların tetikleri de çok yumuşadı. Ya pek çok kişi tetiği var ya, çektiğini bile anlamıyor. Ki kriz, panik, korku anında hiç anlamayacak. Hadi ne oldu? Beğenmediğin kötü 7.65 bile 30 metreden bir adamı deliyor geçiyor. Anlıyor musunuz? Yani 7.65 diye küçümsemeyin, adamı deler geçer. Piyasada ekseritle satılan tabancalar 9x19'dur. 9x19 zaten çok rahat deler geçer. Bazıları 45'lik diyor. Onlar zaten bilmiyorum. Herhalde delip geçerse aşağı alaya kadar gider. Anlatabiliyor muyum? Yani bu nedenle pek çok şey söz konusu. Koşalım. Işığa geçiyoruz çünkü. Düşünün yani. Ardından ne olacak? Hani ben ta bunları bile hesaplayabiliyorum. En azından düşünüyorum. Ondan sonra da diyorum ki tipik tahliye kuralları. Yani bir olay olduğu zaman derhal olay yerinden ayrılmak. Olay yerinden ayrılırken bakın karşı taraftakini aynı zamanda tahrik etmemek. Tahrik ettiğiniz zamanki sıkıntı şu. Tahliyenin bir kuralı da aynı zamanda takip edilmemektir. Adam size takarsa kafayı takip eder. Takip de edilmeyeceksiniz. Ondan sonra güvenli yere ulaşacaksınız, konuyu kapatacaksınız. Bu bence daha önemli gibi geliyor. Ama buna karşılık destekleyeceğiz mi? Tabii ki destekleyeceğiz. Neden? Çünkü artık yani bu kişisel güvenlik, evinin güvenliği, barkının güvenliği, ailenin güvenliği olayı Türkiye'de öyle bir hale geldi ki artık cebi bol paralı adamın sanki yaşamaya hakkı var ama cebi bol paralı olmayan adam ölsün gitsine kadar gitti bu iş. Şimdi bizim yaşamamız veya ölmemiz veya kendimizi koruyabilmemiz veya koruyamamamız cebimizdeki paraya bağlı olmamalı. Anlatabiliyor muyum? Cebimizdeki paraya veyahut torpile bağlı olmamalı. Bu gibi şeyler işte haliyle ne olacak? İster istemez bu bireysel silahlanma olayını destekleyeceğiz. Ama bilinçli silahlanma olayında şimdi bunu da desteklememiz gerekiyor. Çünkü hani dedim ya size Amerika'da adamlar ne şekilde silah taşıyorlar ya? Bazı eyaletlerde otomatik silah bile taşıyabiliyorlar. Ama bakıyorsunuz insanların çoğu aslında üzerinde silahla gezmiyor. Taşıyabiliyorlar da niye gezmiyorlar? Çünkü esasında başında da size söylediğim gibi. Şimdi bazı şeyler öngörülebilir. Yani adamlar ona göre bir hesap yapıyorlar. Biraz risk faktörü var. O risk faktörünü de göze alıyorlar. Sonuç esasında çok az insana bir şey oluyor ki Amerika bir de üstelik suç batağına düşmüş bir ülke. Suç batağına düşmüş bir ülke olduğu halde böyle adamlar. Demek ki olayın bir de mantalite tarafı var. Anlatabiliyor muyum dostlar? Bu anlamda ben mesela silahlar üzerine bir çalışma yaparken sadece kullanmayı öğretmem. Muhakkak. Bakın derim bu 38 spesiyeldir veya bu 9x19'dur. Kazara şöyle atarsanız bakın şu duvarı şöyle yapar, bu duvarı böyle yapar. Karşınızda 50 metre ötede bir arabayı isabet ederse o arabayı deler geçer, içeridekini yapıştırır. Allah göstermesin. Kazara temizlerken bir ateş aldı. Hadi ne oldu? 20 metre ötede bir apartman var, camdan içeri girdi, ne oldu? Allah göstermesin. Bu gibi çeşitli şeyler o kadar şey ki. Yani insanlara bu gibi şeyleri de anlatmak lazım. Ne oldu? Kötü adam bir terör eylemi oldu, şu bu oldu. Ne yapacağız? Biz silahlı iyi adamlarız. Kötü adamları durduracağız. Nasıl durduracağız? Alışveriş merkezine çatışacağız. Ne demek? Şimdi alışveriş merkezi içindeki pek çok duvar kağıt gibidir. Attığınız mermiler delip geçecek. Arkasındakiler Allah göstermesin. Orada iyi bir insan olmasın. Kötü adamı vurdu. Ne oldu? Delecek geçecek. Hadi arkasında iyi bir adam olmasın. Durduk yere onu da götüreceksin. Böyle şeyler bakın. Bu işler bu yüzden hep tahliye kurallarıyla yürüyor. Yani gene aynı şey. Bir sinemadasın. Alışveriş merkezindesin. Şuradasın buradasın. Efendim. Bir terörist saldırı oldu. Bir kötü bir şey oldu. Bir silahlı çatışma oldu. Kan davası oldu. Her neyse. Oradan derhal tahliye kurallarıyla tahliye olacaksın. Önce bunu düşünmen gerekiyor. Bakın bunu bilmeniz silah taşımanızdan daha önemli. Ben şahsen bu yüzden istediğim zaman hani silah taşıyabileceksem bile. Ben gene de hani pek çok zaman ekseriyetle silah taşımayacağım. Çünkü öngörülebilir tehlikeler hakkında bilgiliyim. İster istemez belli bir hani güvenlik algılaması anlamında bazı şeyleri gene etüt edebilirim. Ve ayrıca gene aynı şey. Yani
bazı şeylerin farkındayız. Bu anlamda belli bir yetişmişlik var. Yani insanların bazı şeyleri algılayabilmesi lazım. Topluma bu hakkı da hani vereceksek, şimdi insanların da o hale gelmesi lazım. Ama buna karşılık yani aynı şey. Düğümlendiğimiz yer. Tamam. Bireysel silahlanma, tamam. Hani bireysel silahlanma da tamam. Eyvallah. Ona göre eğitimli silahlanma da tamam. Ama şimdi bunun yapılamadığı yerde, yine başında da söylediğimiz gibi. Ne olacak? Benim yaşama hakkım, cebi bol paralı, atıyorum bir benzinlik işletmecisinin veya bir kuyumcunun hayatı kadar kıymetli değil mi? Şimdi benim kendini koruma hakkım ne olacak? Onun kendini koruma hakkı ne olacak? Yani bir düşünebiliyor musunuz? Ayrıca yani bu konuda düğümlendiğimiz nokta, bu anlamda evet, gene de her durumda bunu destekleyeceğiz. Yani ben de bu yüzden destekliyorum ama kesinlikle bilinçli silahlanma anlamında kesinlikle herhangi bir ihtilafım da yok. Kaldı ki şu aşamada eğer buna düzen eğer izin verecekse zaten bahsedilen pek çok şey yapacaktır. İyi bir eğitimde muhakkak en azından verilmelidir. Tabii bu anlamda bu sefer silah kursları gerekecek. Silah kursları da ehliyet kursları gibi hani suyu çıkmamalıdır. Suyu çıkarsa o kurslar gene bir işe yaramaz. Ama muhakkak da olmalıdır. Hatta belki bir atış poligonuna en azından haftada 2 ya da 3 gün gitmek kaydıyla mesela 6 ay. O gibi bazı şey de söz konusu olabilir. Ama buna karşılık ayrıca bir de suç ve cezalar olayı var. Bakın hani bir mevzu var ya, adam evine giren hırsızı efendim sırtından vurdu. Ondan sonra 2 yıl 2 ay mıydı? Hapis cezası aldı. 30 seneyle yargılandı falan. Yani o kadar ceza almadı gerçi ama önemli değil. Gene 2 sene ceza aldı adam. Şimdi bakın, veya 3 sene her neyse. Bakın Amerika'da olsaydı böyle mi olurdu diyorlar. Bu Amerika'da olsaydı. Bu suç da o atış o şekilde yapılsaydı. Bakın o adamın alacağı ceza en az o kadardı Amerika'da bile. Amerika'da evinizin içinde şimdi çok sağlam bilgiler bunlar. Şimdi bir kötü adamı vurduğunuz zaman belki o adam niyazi raporuyla kapatılıyor. Siz kahraman olabiliyorsunuz. Ama kapınızın önünden itibaren o adamı bir vuruverirseniz, silahlı mıydı? Ne yaptı? Tehdit mi etti? Silah mı çekti? Korkuttu mu? Soygun girişimi mi yaptı kısacası falan? Neyse, ta buraya kadar gidiyor. Amerika'da bile hani hayatınız hapislerde bile geçebilir. Çünkü Amerika'da silahlı olaylarda kanunlar aynı zamanda suçluysanız çok sert. Hani Türkiye'de vallahi size açık söyleyeyim, bu adamın başına bir şey gelmedi. Hani bu gerçeği de görün. Amerika'da bile sokakta kaçan bir adamın arkasına ateş edilmez. Hele bir de o adam silahsızsa var ya, hayatınız kayar. Bu malum vatandaşın gene en azından Türkiye'de hayatı kaymadı. Hani pek çoğunuzu bu anlamda kıracağım, üzeceğim ama bakın bu bireysel silahlanma konusunda kısacası bir kamuoyu algısı yaratılırken ortaya çok saçma senaryolar koyuldu ve ardından da insanlar çok yanlış yönlendirildi. Ondan sonra düzenin karşısı önüne bunlar konuldu. Düzen de biraz araştırdı ve baktı ki ya Amerika'da o iş aslında öyle değil. Ondan sonra ne oldu? Amacına ulaşmadı. Arkadaşlar, ortaya konacak senaryolar doğru olmalıdır, gerçek olmalı, mantıklı olmalıdır. Aksi takdirde ortaya koyacağınız senaryolar sizi olumlu amaca ulaştırmayacaktır. Devlet yanlış yönlendirilmez, bu bir gerçektir. Anlıyor musunuz? Amerika'da kimse yani sokaklarda bu adam kötü, adam şunu korkuttu, bunu korkuttu, kaçıyor gidiyor, hadi ben şu adamın sırtını ateş edeyim vurayım demiyor. O adamın sırtından vuran adam, hele bir de o adam silahsızsa var ya, o Amerikalı'nın bile hayatı kayıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, eğer Afganistan'da değilseniz, eğer Somali'de değilseniz, eğer Güney Yemen'de değilseniz falan. Arkadaşlar, şu dünya yüzünde var ya, hiç kimseye sırtından ateş edilmiyor, hele silahsız adamlara hiç. Tamam, bu tip gerçekleri de bilin. Hani devletin önüne konulan bazı şeylerin gerçekten hani dünya yüzünde, hele de içinde olmaya çalıştığımız bu sanayileşmiş medeni dünya dediğimiz dünya var ya, hani o dünyada yeri yok.
Yani devlet belli bir ölçüde tamam baskı altına alınmaya çalıştı, kamuoyu hani baskısı yaratmak amacıyla, ama ortaya konulan senaryolar, devletin önüne konulan şeyler haliyle doğru da değildi. Anlıyor musunuz? Bu anlamda hani bir şey yapılacağı zaman ayakları yere basarak yapılması lazımdır bazı şeylerin. Dünyanın hiçbir yerinde kısacası hani çok olağanüstü şartlar yaşanmıyorsa o ülkede. Anlıyor musunuz? Yani silahsız adama silah çekilmez. O adam bir hırsız bile olsa, silahsızsa arkasından ateş edilmez. Bu Amerika'da da böyledir. Anlıyor musunuz? Amerika'da da böyledir. Güney Amerika'da hiçbir iyi adam, Arjantin'de, Brezilya'da o motosiklet üzerindeki adam silah çekmediyse, çekip belindeki silahı takır takır saydıramıyor. Ha, çeker belinden silahı, aşağıya namlusunu tutar, ondan sonra da der ki, tamam der, davranışa yapıştırıyorum. Adam silahını bir çekmeye kalkıyorsa, o motosikletin üstünde kötü adam var ya, kapkaççı, işte orada takır takır saydırır, kevgir bile yapar adamı. İki şey aynı değildir. O Arjantin'deki adam da kötü adam. Motosikletin üzerinde. Oo Burak kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Anlatabiliyor muyum? O Brezilya'da, Arjantin'de bile insanlar kısacası o adam kötü adam deyip kimseyi öldüremiyorlar. Hele silahsız adama dünyanın kısacası, eğer Afganistan'da değilsen, Kolombiya'da değilsen, Sudan'da, Somali'de değilsen, Güney Yemen'de değilsen, Pakistan'da bilmem nerede bir de dağın başında bir mezrada yaşamıyorsan, anlıyor musunuz dostlar? Silahsız hiç kimseye, kötü adam bile olsa ateş edilmiyor. Bunu böyle bil. Anlıyor musunuz? Yani bazı şeyleri insanlara doğru anlatmak lazımdı ki doğru kamuoyu hassasiyeti, teşekkür ediyorum Burak kardeşim, doğru kamuoyu hassasiyeti yaratılabilsin. Ama ne yazık ki kamuoyu bir de yanlış yönlendirildi. Ve dünyanın özellikle hani içinde olmak istediğimiz kısmında bazı şeyleri var sandılar. Şimdi insanlara kamuoyu baskısı yarattırabilmek amacıyla insanları yönlendirirken bu da yanlıştı. Doğruyu doğru yapacaksın. Çünkü devlet araştırır. Ondan sonra da öğrenir. Ondan sonra da ama başarılı olursun, ama başarısız olursun. Dostlar, eninde sonunda düğümlenen konu şu. Cebinde bol parası olan bir kuyumcu. Hepsi bol paralı zaten. Yok galerici, yok benzinlikçi, yok falancı filancı, tabanca taşıyabiliyor da. Efendim ben niye taşıyamıyorum? Benim canım o kadar önemli değil mi? Değer kıymetli değil mi? Arkadaşlar, hepimizin canı en az bir diğerinin canı kadar kıymetli. Ve bizim hayatımızın kıymeti cebimizdeki parayla ölçülmüyor. İşte orada bireysel silahlanmayı İster istemez gene de desteklememiz gerekiyor. Ben de o tarafındayım ama işin özellikle hani kendi bilgim, becerilerim itibariyle en azından olabilecek hani en makul tarafındayım. Dediğim gibi istediğim gibi silah taşıyabilecek olsam bile açıkçası pek çok şeyi öngörebilirim. Bu anlamda açıkçası pek çok zaman silah taşımayacağımdır, emin olabilirsiniz. Ama gene de desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü yaşam hakkımız kutsal ve herhangi bir şey yaşam hakkımızı elimizden alamıyor. Evet, desteklememiz gerekiyor dostlar. Evet, şimdi gene kusura bakmasanız bu canlı yayını da bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.